Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki farklı şekilde biye nasıl dikilir onu göstereceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benim elimde bulunan hazır biye ile dikişini göstereceğim sizlere. Sizler biyeyi kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz biyeyi nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için daha önceki videomu izleyebilirsiniz. Ben şimdi hazır biye ile ilerleyeceğim. Özellikle açık renk kumaş, koyu renk biye ve farklı bir renkte ip kullanıyorum. Net şekilde anlayabilmenizi istediğim için bu işlemleri yapıyorum. Biyelerin ütü kırım yerleri bulunuyor. İç kısmına doğru şu şekilde ütüyle kırılmış yerleri var. Hemen sağ tarafını elimizle tuttuğumuz zaman sağ tarafını açıyoruz. Ütü kırım yerinden iç kısma doğru 1 veya 2 milim içeriden dikeceğiz. Şimdi ben şuradaki kenarını overlockla temizlediğim yere hiza alıyorum. Ve 1 ya da 2 milim içeriye ilk dikişimi yapacağım. İç kısma doğru dikişi yapmamızın sebebi kıvırıp arka tarafa doğru aldığımız zaman şu iç dikişin dış taraftan görünmesini engellemek. Bu yüzden içe doğru dikiyoruz. Dümdüz olacak şekilde dikişimi gerçekleştireceğim. Dikişimi gerçekleştirdim. Bakın dikişim 2 milim kadar içeride. Şu şekilde kapattığım zaman önden baktığınızda hiçbir şey görmüyorsunuz. Dümdüz şekilde dikilmiş halde. Şimdi yapmam gereken bu tarafına doğru çevirip biyemi kapatmak ve kapattığım yerden çima ayağıyla bir düz dikiş geçmek. Bu sayede dikiş arka kısmından da düz şekilde ilerleyerek geçecek ve önde ve arkada temiz bir görüntü elde etmiş olacağız. Hemen ben çimi ayağımı da takıyorum. Çimi ayağı şu şekilde yaylı bir ayak. Bir kalınlığa denk geldiği zaman yay sayesinde üst kısım bastırdığı için yukarı kalkıyor. Böylece dümdüz dikmesini sağlıyor. Bu yüzden çimi ayağını kullanıyoruz bu işlemi yaparken. Şu şekilde kıvırıyorum. Dümdüz olacak şekilde dikeceğim. Bakın dikişim çime ayağı sayesinde sıfır, çok düzgün bir dikiş oldu. Arkadaki kısmı da çevirdiğiniz zaman bakın 2 milim kadar da içeriden dikti ve bunu da tam düz şekilde
gerçekleştirdi. Bileği bu şekilde takabilirsiniz. Ben size bir başka pratik yöntem daha göstereceğim. Bunu genelde makinenin aparatı olduğu zaman ağzına vererek yapıyoruz. Olmadığı zaman bu şekilde elimizle de yapabiliriz aynı işlemleri. Şu şekilde bir olduğu gibi alıyorum. Zaten ütü kırım yerleri belli ve katlanmış. Alttan 2 milim dışarıda olacak şekilde ayarlıyorum ki kayıp çıkmasın. Ve şu şekilde katlıyorum. Makinamın altına bu şekilde veriyorum. Yani iki dikiş değil, tek dikişle aynı işlemi bitirmiş olacağım. Bakın bu şekilde dikmiş oldum. İkincisinin de görüntüsü bu şekilde. Ben genelde ikinci yöntemi tercih ediyorum. Bunda biraz el ayarınıza güvenmeniz gerekiyor. Yoksa kaymalar, yamulmalar olabiliyor. Daha pratik geldiği için ben hep ikinci yöntemle çalışıyorum. Bu birinciydi. Bu da ikinci. Bakıldığı zaman aslında birbirinden çok da farklı değil. Sadece biri iki dikiş yapılarak, biri tek dikiş yapılarak ilerliyor. Aynı görüntüye kavuşmuş oluyorsunuz.